Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 3. haftası 5. videosundayız. Yani dik üçgen 5'teyiz. Özel açılı üçgenlere devam ediyoruz. Bir önceki videoda özel açılı üçgenlerin yarısına kadar yaptık. Şimdi diğer yarısını yapacağız. Burada da güzel bir şey öğreneceğiz ve yeni nesil sorularla karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Hadi isterseniz dersimize başlayalım. Evet örnek 60'ta kalmıştık. Şöyle bir üçgen. Hocam biz bunu görünce artık Şöyle bir yükseklik çizdiğimiz zaman çizmeyeceğinizin farkına varmışsınızdır artık değil mi? Çünkü niye 15, 75, 90 geldi arkadaşlar burada? E 15, 75, 90 geldiyse gittiğimiz yol yol değildi. E ne yapacağız? Bakalım şurada kaç ya? Hocam burası kaç çıktı? 105 derece çıktı. E bu özel bir açı da değil. Bu özel bir açı olsaydı şuradaki geniş açısını kullanırdım. Ya da buradaki geniş açısını kullanırdım ama 105 özel bir açı değil ki. 120, 135 ve 150 geniş açılarda bunlar özel. E ben o zaman şuradan dik çizerek sonuca ulaşamıyorum. Sonra bu köşeden dik çizip ulaşamıyorum. Çünkü burası 105 e, burası 105 ise burası 75 yapıyor. O, burada da kaç çıkıyor karşımıza? Bir 15, 75, 90 çıkıyor. Aynı şekilde buradan da dik çizdiğimde 15, 75, 90 çıkıyor arkadaşlar. E ne yapacağız hocam soruda? Her köşeden dik çizmeyle maalesef kötü şeyler karşımıza çıkıyor. Yani istemediğimiz şeyler de karşımıza çıkıyor. İşte bu tür durumda son çareyi yapacaksınız arkadaşlar. Evet son çaremiz nedir? Son çaremiz budur. Son çare notu arkadaşlar. Hemen yazdık buraya. Neymiş son çare notu? Dik çizerek özel üçgen oluşturamadığımız durumlarda küçük açıya ait ikiz kenar oluştur. Evet buna dikkat. Son çare notu ne oluşturacakmışın? İkiz kenar neye karşı? Küçük açıya karşı ikiz kenar. Bakın tekrar söylüyorum. Dik çizdin olmadı. Dik çizdin olmadı. Dik çizdin olmadı. Bütün köşelerden dik çizerek özel üçgen oluşturamadık. O zaman ikiz kenar oluşturuyoruz. Küçük açı hangisi 15? 15 e ait ait ikizkenar oluşturacağım. Yalnız burada 15 e ait ait ikizkenar oluştururken de dikkat edin. Hocam şöyle mi oluşturacağız? Değil. Niye? 60 parçalanmaz. Parçalayacaksan 105'i parçalayacaksın kardeşim. Hop şuradan bir ikizkenar oluşturalım arkadaşlar şöyle. 15 15 olacak şekilde ikizkenar oluşturunca 15 15 iki iç açın toplam bir dış açı 30. Aa burası da 90 çıktı. Bak gördünüz mü? Özel üçgeni oluşturmanın en son yöntemi de budur. Çok da güzel bir şey çıktı. Arkadaşlar şurada bir 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12. Sonra burası 6 kök ise burası da 6 kök 3. E, x uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 6 kök ile 12'nin toplamına eşit oldu. E o zaman cevabımız bu çıktı arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Lütfen buna dikkat edin. Son çareyi de unutmayın. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Geldik örnek 61'e. Şimdi burada ne var? 15 75 90. Aa hocam dik çizerek 15 75 90 çıkarsa karşımıza gittiğimiz yol yol değildi. Ama burada direkt 15 75 90 çıkmış. Yapacak bir şey yok. Ee, bunun bir özelliği var mı? Var. Ama bu hipotenüsü verilmişse var. Biraz sonra onu da göstereceğim arkadaşlar. Hipotenüs verilmemiş. E o zaman dik kenarlar arasındaki ilişki isteniyor. E, buradan ben dik çizsem de karşıma yine 15 75 90 çıkıyor. Edik dik çizerek özel üçgen oluşturamadığımız durumlarda ne yapıyorsak onu yapacağız. Yani küçük açıya ait ikiz kenar oluştur. Hocam 90'ı mı parçalayayım 75'i mi? 90 kısmen özel bir açıydı. 75'i parçalayarak yap kardeşim. Hocam şuradan bir ikiz kenar aldım. Şöyle bir ikiz kenar yaptım. Trigonometrede de bu yöntemi kullanıyorsunuz. Böyle tanjant 2 alfa falan tanjant alfaya ulaşırken. Haberiniz olsun. E, 15 15 burası kaç yaptı? 30. Burada da 60. 30 60 90 çıktı. 30'un karşı dörtgen 90'ın karşı 8. E burası da 8. Hocam 30'un karşı dörtgen 60'ın karşı 4 kök 3. X de neye eşit oldu? 4 kök 3 artı 8'e eşit oldu. Evet bazı arkadaşlar 15'ten 75'e geçişin kuralını biliyor olabilir ama ne kadar gereksiz olduğunu gösteren bir soru. Yani sen burada o böyle bir kural var. 15'in karşısı x iken 75'in karşısı 2 artı kök 3 katı diye bir kural var ama bilme bilme bilme. Sonra hep 15, 75, 90'a takılı kalırsınız. Biz 15, 75, 90 gördüğümüzde gittiğimiz yol, yol değil hikayesiyle yola çıktık ve böyle devam edeceğiz. Tamam mı gençler? Evet, 61. soru. Böylelikle 4 kök çarpı 8 çıktı. Geldik 62'ye. Hocam burada da 67,5 22,5 görürseniz de aynı hamleyi yapın. Çünkü özel bir açı değil. Dik çizerek özel üçgen de oluşturamıyorsunuz. Küçük açıya ait ikiz kenar oluşturun. Bazı kitaplar yine bunun formülünü verir ama ne kadar gereksiz olduğunu göreceksiniz. Hocam bir x kenar oluşturdum. Tabii ki 67 buçuk parçalarız. 90 parçalanmaz. 22 buçuk. İki iç açının toplam bir dış açıdan 45 yaptı. Burası a burası da 45. Ne çıktı burada? Şöyle bir x kenar oluşturdum ben. Hocam 45 45 90 üçgen çıktı burada. 6 ise burası da 6. 6 6 6 kök oldu. E o zaman burası da 6 kök Şu uzunluk kaç çıktı? Yani x 6 artı 6 kök eşit oldu arkadaşlar. Evet son çare notunu anlamışsınızdır umarım. Ve geldik 15, 75, 90'a. Arkadaşlar 15, 75, 90 üçgeni. Şimdi bu 15, 75, 90 üçgeni kolay bir üçgen. Gerçekten ee, tamam kendi yemeğinle dik çizdiğinde karşısına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değildi. Ama direkt 15, 75, 90 verilmişse hipotenüsle alakalı bir şey varsa özellikle alan konusunda çok kullanacağız bunu. Buradaki özelliğimiz de aşağı 4 haş. Yani hipotenüs ait yükseklik çizildiğinde burası dört burası da h. Hocam ispatı nedir? İspatı şu. 15, 75, 90'da ne yapıyorsak hocam ikizkenar kenar. Ama böyle ikizkenar kenar oluşturursak şu açıyı bölüyorum. E şuradakinde ikizkenarı kenarı şöyle oluştursam arkadaşlar. Şu 15, 75, 90'da ikizkenar kenarı oluştursam. Hocam burası da 15 oldu. X kenar yaptık bak. 15, 15 burası ne oldu? 30. 30, 90 ise burası 60 oldu. Aa hocam 90 eşit eşitse eşit muhteşem üstlendi. Ya da hocam 60 o 75 90 burası 15 çıktı bak 75 75 oldu ikisi kenar çıktı değil de şuradaki eşitliği de o şekilde de fark edebilirdiniz. 30'un karşısı H'sa 90'ın karşısı nedir? 2 haş. E hocam çift çizgi 2 haş. E o zaman burası da 2 haş. E o zaman burası da 2 haş. Toplamda 4 haş yaptı mı yaptı. İspatı boş verin. Alanda alanda da kullanıyoruz. Tamam ispatladık. Nereden geldiğini gösterdik ama siz bunu bilin arkadaşlar. Haşa 4 haş olayı. Bakın bilin dediğim çok nadir bir olaylar vardır. İşte onlardan biri de bu. Çok elzem bir durum var mı? Yok. Yani bilmenize de şeye de gerek yok. Sınavda çıkar mı? Çok şüpheliyim aslında ama e, alan sorularında falan karşılaşacağımız için bilin. 22.5-67.5-93 yeni var sırada. Bunu bilmenize gerek yok. Niye? Çünkü arkadaşlar burada da haşa 2 kök kaç demişiz. Sıkıştıysanız ispatından yapabilirsiniz bunu. Hocam bir buradan 22.5 derece çekince eşit eşit. Hatta muhteşem 3'ten burası da eşit oldu. Yani bir muhteşem şut çizince hem 15 75 90 hem de 22 buçuk 67 buçuk 90 üçgendeki haşa 4 haş çıkıyor arkadaşlar. 22 buçuk ise 22 buçuk iki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı burası 45 oldu, burası da 45 oldu. E hocam burası haşken burası da haş, burası e, haş kökki ya da kökki haş oldu. Hocam burası da kökki haş, burası da kökki haş. E toplamda 2 kökki haş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam? Ama ezber yok. En azından 22 675 67 buçuk 90 üçgeninde bunu ezberlemeyin. Geldik 63. soruya. Arkadaşlar burada ne var? Bir 30 45 daha kaç? 75. Hocam karşıma 15 75 90 çıktı. Yo ben ek çizim yapmadım. Sorunun kendiliğinde vardı arkadaşlar. Yani ben bir çizim yapıp 15 75 90 çıksaydı gittiğim yol yol değildi. Eyvallah. Burada yapacak bir şey yok. E burada 15 75 90 karşımıza çıkmışsa ki çıktı ve hipotenüs uzunluğu varsa işte orada haşa 4 haş. Hocam hop şuradan bir dik çizelim o zaman 15, 70 ve 90'da. Aşağı 4 haş olacağından 4 haş 12 ise H'ı kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Bizden x isteniyor. x'e ait dik üçgen bu mu? Evet. Hocam o da 45, 90, 45 üçgeni olduğundan dolayı 3 burası 3 burası x kaç yapacaktır o zaman? 3 kök 2 yapacaktır. Cevabımız böylelikle 3 kök 2 oldu. Geldik 64'e. Paralellikler verilmiş. 90 ise direkt burası da 90 mı? 90. Verilen bilgileri kullanalım. Burası da 90 dolayısıyla. Hocam şunu şu paralel verilmiş. 90 ise Z'den dolayı burası da 90 mı? 90. Otomatikman burası da 90. Hocam 15 verilmiş. 15, 75. A 15, 75, 90 var. Aşağı 4 aşağı hemen oluşturayım mı hocam? <laughs> Oluşturma bir dur. Bir bütün açıları yaz. Burası da 75 yaptı. Burası da 15 yaptı burası da 75 yaptı. Burası da 15 yaptı. 75 burası da 15. Bir sürü 15, 75, 90 var. Ya sen uğraşacağın yere bakacaksın. Neresi verilmiş? FD uzunluğu. FD uzunluğu neresi? Burası. E hocam o zaman ben bu 15, 75, 90da buraya mı yapacağım? Hayır. Ya da buraya mı yoğunlaşacağım? Hayır. 15, 75, 90'da haşa 4 haş bilgisili. biliyoruz ya biz. O zaman aa hocam şu üçgende bak. Burası verilmiş ya bize. Haşa 4 h a 4H olacak burası. Yani burası 4 çarpı 2 oldu. Yani burası kaç yaptı? 8 yaptı. Bizden ne isteniyor? BC. Yani şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar bu uzunlukta belli mi? Belli. Niye belli? Büyükte 15, 75, 93 üçgeni. O da haşa 4 h a 4H. Yani burası 4 çarpı 8'den kaç çıkıyor? 32 çıkıyor. Yani 15, 75, 90 üçgenleri direkt varsa alan sorularında daha fazla çıkar. Alanla ilgili soru yazamadım burada. Çünkü daha alanı işlemedik. Ee, ama direkt varsa onda da haşa 4 taş var mı diye bak. Ya da bazen kendinde yukarıdaki sorudaki gibi kendinde oluşturabilirsin bunu, tamam unutma. Evet geldik örnek 65'e arkadaşlar. Şimdi genel sorulara geldik. Ee, biraz yeni nesil dediğimiz sorulara geldik. ABC bir eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgenmiş. Hocam burası 60 derece, burası 60 derece, burası da 60 derece. Mızın bir köşesinde bulunsun. Niye bulunsun? Yazalım 60 dereceyi şöyle ya. Evet. Şimdi K eleman BC demiş. Ali Kara uzunluğunu 6 demiş. Ali Kara'yı da biliyorsunuz değil mi? Bizim hem dede oluyor. Yani büyük baba. Hem de abi oluyor. Evet. Ali Kara uzunluğu. O yüzden böyle AK'yı görünce da anlamıyorum. Ali Kara. Ege, EK görünce Ege Ankara. Neyse devam. K noktasının AB doğrusuna göre simetriyim mi? Arkadaşlar. K'nın AB'ye göre simetriğini al bakayım. Hop. Şöyle. Öğrendik simetriğini almayı da ne oluyordu? Hocam dik oluyordu ve şunlar birbirine eşit olacaktı ve şuradaki uzunluk e, noktamız M'ymiş. Sonra AC doğru parçasına göre simetriği neymiş? AC'ye göre simetriğini alalım. Yine böyle şu N olacakmış. Bunlar birbirine eşit ve burası da ne olacak arkadaşlar? Böyle 90 derece olacak. Peki şimdi bizden ne isteniyor? MN uzunluğu. MN uzunluğu. Biraz sonra bakarız. Şimdi ne yapacağız? Soruya bak. Arkadaşlar soruya baktığımızda e, şuradaki uzunluk verilmiş. 6 verilmiş. 6 yere olmayacağım. Hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş. Bazı arkadaşlar şöyle bir bakabilir. Hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş. İkiz kenar oluştursam mı? Evet olabilir. Ama bu uzunluk verilmemiş ki. Bak aynı şey. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin kardeşim. Hemen aklıma ikiz kenar geldi hocam. Hop şöyle oluşturdum. Bak 6 uzunluğu da var burada. Çok güzel. 6'yı yapıştırırım buraya. Ama eksik parçaları unutma. Hocam ikiz kenar yükseklik kenar ortay. Aynı zamanda nedir burası? Açı ortaydır. E hocam burada da dik taban iki parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Hocam 6 ise burası da 6. Ama aynı zamanda açı ortayı da koymayı unutma. Bizden ne isteniyor? MN uzunluğu isteniyordu. E 6 altı, 6'dan altı, burayı bulacağım. E hocam 6 6 şuradaki açı 60 derece. Bak dikkat et. Ben buraya bir A açısı buraya bir B açısı dersem A artı B kaç? 60 değil mi? Kafadan da görebilirsiniz. A artı B 60 ise burası 2 artı 2 B kaç yapar? Hop şurası arkadaşlar 120 yapar. A artı B 20 ise 2 artı 2 B 120 derecedir. E hocam burası 120 ise 6'ya 6 oldu. E burası da 30 30 olacak o zaman ikiz 30 30 120 üçgeni 6 6 ise nedir burası arkadaşlar? 6 köküçtür. Yani cevabımız böylelikle 30 30 123 kendinden çıktı ve 6 kök 3 çıktı arkadaşlar. Örnek 65'in cevabı böylelikle 6 kök 3 oldu. Geldik. Örnek 66'ya. Eşkenar üçgen biçimindeki ABC üçgeni BC doğru parçasını K noktasında kesen bir doğru boyunca katlandığında B noktası D noktası ile çakışıyor. D eleman AB'ymiş. Arkadaşlar sen bir katlama yapıyorsun. B noktası D noktası ile çakışıyor. Ve D noktası da neredeymiş arkadaşlar? AB'nin elemanıymış. Peki daha önce de yapmıştık. Katlamayı ÖSYM verdi bu zamana kadar ama ya vermezse. Şimdi daha öncesinde de demiştik Aynı doğru üzerinde gidiyorsa bir katlamada e, bir nokta aynı doğru üstünde kalmışsa katlama çizgisine ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Katlama çizgisine dikkat edeceksin. Katlama çizgin senin şu şekilde olacak. Yani bu doğruya dik olacak arkadaşım. Bu senin katlama çizgin. Sen bunu böyle katladığında hop şöyle katlanmışı bu üçgen mi oldu arkadaşlar? Evet. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şunlar da birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit değil mi? Evet. E bu eşkenar üçgenden dolayı hocam 60 60 60 ya. 60 ise burası da 60 olacak. Hatta burası da açılar da birbirine eşit olacağından 30 30 oldu mu? Oldu. Peki olayı bulduk. Şimdi D noktasında bakın B noktasını öyle bir katladım buraya geldi. Katlama çizgisi dik olacak dedim. Ve katlanılan üçgen şuradaki üçgen yaptı arkadaşlar. Sonra AD'yi kaç vermiş arkadaşlar? 3 vermiş. AD 3. E ben buraya AA dersem CK uzunluğu isteniyor bizden. K nerede? Evet BC doğru parçasını eşkenar üçgen içindeki ABC üçgeni BC doğru parçasını K noktasında kesen bir doğru boyunca BC doğru parçasını K noktasında kesen bir doğru boyunca katlandığında işte bu katlama çizgisi arkadaşlar bu doğru boyunca katlandığında burası K noktasıymış ve bizden de CK isteniyor arkadaşlar. Tamam yazdık. E arkadaşlar burada ne çıktı? Dikkat ederseniz AA yazdık. E 30'u karşı A ise burası 2A değil mi? Evet. Hocam bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin yapılamamasının en büyük sebebi neydi? Bütün açıların yazılmaması ve bütün kenarların yazılmamasıydı. Hocam bir kenar 2A artı 3 ise e, bu kenarda 2A artı 3 yapacak. 2A artı 3 eşittir. 2A artı X olacağından 2A'lar nanay. X de buradan kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Evet. Katlamayı böyle oluşturup artları koyarsak yerine çok da zor bir soru değilmiş. Çok da kolay bir soruymuş aslında. Geldik 67'ye. Arkadaşlar döndürmenin mantığını artık yeni nesillere yavaş yavaş alışıyoruz. Döndürme mantığını göstereceğiz. İlk önce şunu söyleyeyim. Bunu benden çok göreceksiniz, çok duyacaksınız. Katlama mantığı, döndürme mantığı şu. Arkadaşlar döndürme mantığında kalem. Döndürdüğün zaman hop aynı kalem mi? Evet. Döndür istediğin kadar döndür. Kalem yine aynı kalem. Döndürme sorularında eş yapıları çok kullanacaksın. Kalem. Hop döndürdüğünde yine aynı kalem. Yani uzunlukların eşit olması. Ne kullanacaksın. E o zaman burada ABC üçgeni A köşesi etrafında ok yönünde 30 derece döndürdüğünde AB üstü C üstü. AB üstü C üstü. Evet. Arkadaşlar şu kırmızı üçgeni elde etmişim. E ben önceki üçgenle şimdiki üçgen ne olmak zorunda? Aynı üçgen olmak zorunda. Döndürdüğün üçgen aynı üçgen. Madem döndürdüm C köşesi buraya geldi. C açısı 30 derece. E o zaman burası da 30. 30-90 ise burası 60 değil mi? Evet. E, bu da aynı şekilde 30, 60, 90 üçgeni olacaktır arkadaşlar. Kaç derece döndürmüş bu arada? 30. Bu arada döndürme işleminde arkadaşlar bak şöyleyken hop dairesel hareket ediyor. 30 derece döndürülmüş. İşte tam buradaki döndürme açısı kaç derece olacak? 30. Buradan hop dönerken buraya geldi ya bu doğru. İşte buradaki açıda 30 derece. Hemen bunu da yazalım arkadaşlar. E hocam tamamı 90'da buraya kaç kaldı? 60. E, tamamı 90'da bunun da buraya da 30 kaldı. 30 60 90 üçgeni çıktı burada. Hocam burası da 90. 60 90 burası da 30 oldu. E hocam burası da 30 oldu. 30 30 120 üçgeni çıktı burada arkadaşlar. Ve şu üçgende döndürmede şu üçgenlerin eş yapıda olduğunu da unutma. Şimdi bizden KC üssü KC üssüne bakalım. KC üssüne ulaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani KC üssü burası. Onu da bulurken 30 30 120 üçgenini kullanacağım büyük ihtimalle. E, B üssü M'de. de. B üstü B üstü bir de şu. Bunların arasındaki oranlama isteniyor arkadaşlar bizden. Başlayalım. Bir yerden başlayalım. Mesela bu isteniliyor buradan başlayayım. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A'dır. 60'ın karşısı A köküştür. Yani şuraya kadar. Hocam şu üçgenle bu üçgen aynı üçgendir. Bu kısa kenar AB üstü 2A ise burası da 2A'dır. Bu arada 30'un karşısı 2A ise 60'ın karşısı 2 kök 3A değil midir arkadaşlar? Evet. Bakın şunun tamamını yazıyorum. Bunun tamamı 2 kök 3A. Tamam. Tamamı 2 kök 3A. Dikkat. E hocam bu da aynı şekilde 2A 2 kök 3A. O zaman bu da aynı şekilde 2A 2 kök 3A. Hocam burası 2 kök 3A olmak zorunda. Çünkü tekrar söylüyorum. Kalem döndürdüğünde hop aynı kalem. Dikkat. Yani burası 30'u karşı 2A iken 60'ı karşı 2 kök 3A yazdım ya. Bu üçgen de aynı şey. 30'un karşısı 2A ise burası 2A olmak zorunda. A kök 3 şuradaki üçgenden geldi A kök 3. Burası 2A iken burası da 2 kök 3A olacak. Bak burada 30 30 120 üçgeni var. 2 kök 3A ise şu uzunluk kaçtır arkadaşlar? Kök 3'e bölünmüş hali 2A'dır. E hocam bu uzunluk da aynı şekilde 2A'dır. Şimdi ne yapacağız? E ee, bana şuradaki üçgene yoğunlaşacağımız belliydi şu mavi uzunluğu bulmak için. Yani şu kenar lazım. Arkadaşlar bu kenarlarda birbirine eşit. Dikkat edin. Bunun tamamı 2 kök 3 a'ydı. Hocam burası da 2 a. Burası da 2 kök 3 eksi 2 a değil midir arkadaşlar? Keşke a yazmasaydık. Oranlama isteniliyor. Oranlamada a'lar gidecek zaten ama neyse. Yazdık. 2 kök 3 a eksi 2 a oldu burası. Hocam burası da 2 kök 3 a eksi 2 a oldu. O zaman buranın kök 3 katı da buraya eşit işte olmayacak mı? Evet. 2 kök 3'ün kök 3 katı 6. Burası 6 a eksi 2A'nın köküç katı da 2 köküç A oldu arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? KC üssü yani 6A eksi 2 köküç A bölü buradaki B üssü isteniyor. A isteniyor. Yukarıya A parantezini aldığımızda 6 eksi 2 köküç bölü aşağıdaki A'lar gitti. Cevabımız da böylelikle 6 eksi 2 köküç çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Evet örnek 67'yi böylelikle 6 eksi 2 köküç bulduk arkadaşlar. Burada da önemli döndürme sorularında kenarların eşitliğini eş yapıların kullanacağımızı unutmayın. Kenarların eşitliğini kullanacağımızı unutmayın arkadaşlar. Evet yavaş yavaş yeni nesil sorulara alışıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Geldik örnek 68'e. Evet şimdi bilardo oyununda topa düz bir şekilde vuruş yapıldığında top banta yani masanın kenarına bant deniliyor. Eskiden çok oynardım. Şimdi vakit bulamıyorum oynamıyorum. 3 bant oynardım bir daha. Bazen abartırdık 5 bant oynardık. Oynayanlar bilir. Neyse. Bilardo oyununda işte topa düz bir şekilde vuruş yapıldığında top banta çarptığı açıyla yoluna devam ediyor. Yani top banta çarptığı zaman vurduğu açıyla gidiyor. Ee, bu aslında fizikteki gibi ışık vurduğu açıyla gitmesi gibi ışının ya da ışığın vurduğu açıyla gitmesi arkadaşlar. Ee, siz onu fizikte böyle normalle yaptığı açılar aynı falan filan diyorsunuz ama vurduğu açı daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Burada bir tanım yapmışız bakın. Şimdi bilardo oyununda topa düz bir şekilde vuruş yapıldığında top banta çarptığı açıyla yoluna devam eder. Bunu okumuştum zaten ya neyse devam edelim. Şekildeki gibi özel olarak hazırlanmış bilardo masasında K noktasından BC kenarına paralel bir vuruş yapılıyor. Evet K noktasından BC'ye paralel bir vuruş yapılıyor. arkadaşlar öncelikle eksik parçaları tamamlayalım. 30, 60, 93 diyeyim bu. Evet Şimdi e, bununla bu birbirine parlayarsa 30 sa burada kaçı da kaç derece 30. 30 90 sa burası da nedir? 60 derece olur. Peki bunu yaptık. Hatta 60'ı karşı kökü 30'un karşı 1 yapar. E hocam 60'ı karşısı bunun tamamı kaç? Hocam 6 kök 3. E 60'ı karşı 6 kökü 30'un karşı kaç yapacaktır o zaman? 6. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Devam edelim. K eleman BC Ali kara uzunluğu kök 3. KC uzunluğu 5 kök verilmiş. Topa K noktasından vurulduktan sonra Top tekrar K noktasına ilk kez geldiğinde Evet. Topa böyle vurmuşum. Sonra dönmüş dolaşmış dönmüş dolaşmış dönmüş dolaşmış. Hop. K noktasına yine gelmiş. İşte bu K noktasına geldiğinde Topun aldığı yol nedir diye soruluyor arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Şimdi gençler. Biz topa vurduk. Top böyle vurduğu açıyla Banttan devam edecek değil mi? Evet. Vurduğu açı atmışsa Gittiği açıda 60 derece olacak mı? Olacak. Hocam. Bunun devamını getireyim o zaman. Hop. Şuraya mı gelecek? Evet. Aa burada ne oldu? 60 60 ise burası da 60 oldu. Hocam burada da vurdu açıyla gidecek böyle. Buraya vurup buraya gider demeyin sakın. Vurdu açıyla gidecek. Hocam vurdu açıyla gitmesi demek buraya gelmesi demek. Hop şöyle. E hocam 60 dereceyle vurdu 60 dereceyle gidecek. E 30 60 90 oldu hocam. A 90 oldu. Topa bak bir vurdum buraya. Bir vurdum buraya. Bir vurdum buraya. E buradan da 90 derece vurdu açıyla gidecek ya. E sen top duvara dik çarparsa ne yapar? Gerisin geri geri gelmez mi? E top böyle gitti böyle gitti sonra böyle gitti. Sonra nasıl olacak arkadaşlar? Top buradan geri geliyor. Böyle gelecek. Sonra vurdu açıyla aynen bu yol devam edecek. Sonra vurdu açıyla aynen bu yolu devam edecek. K noktasına geliyor mu? Geliyor. İşte bizden şu artı şu artı şu artı, şu artı bu artı bu artı bu, bu isteniyor arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Şu artı şu artı şu artı bu artı bu artı bu. Evet gençler hadi bakalım. 30'u karşısı 1 iken 90'ı karşı 2 bu uzunluğu bulduk. Hocam 60 60 60 eşkenar çıktı. 5 iken burası da 5 mi? 5. E sonra hocam bu eşkenar ya. Burası da 5 yaptım yaptı. 30'u karşı 6 iken 90'ın karşısı 12 değil mi? Evet. E o zaman burası 12 iken 5'i buradaysa 7 kaldı buraya. 90'ın karşısı 7 iken 30'un karşısı 7 bölü 2 mi geldi? Aynen öyle. E şimdi o zaman toplayalım. Hocam 2 gitti, 5 gitti, 7 bölü 2 gitti. 2, 5 ve 7 bölü 2 gitti. Sonra geri geliyor. 7 bölü 2, 5 ve 2. 7 bölü 2, 5 ve 2 gidiyor arkadaşlar. 7, 7, 14, 14, 28 mi yapıyor arkadaşlar böylelikle cevabımız? Evet. Böylelikle cevabımız 28 yaptı. Doğru değil mi? Bir tane 7 burada, bir tane 7 burada, bir tane yok. 7 burada, 7 burada, 7 burada. 28 değilmiş. 21'miş arkadaşlar. Böylelikle cevabımız 21 yaptı. Ve gençler böylelikle bu haftayı da bitirdik. Üçüncü haftayı da bitirdik. Zor, zor oldu ama bundan sonrakiler böyle zor olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde anlatmak zorundayım. Bu kadar detaylı anlatmak zorundayım. Yani o, çok önemli olduğu için arkadaşlar 60 küsür tane soru var burada. Çok önemli olduğu için her çeşit soruyu gösterdim. Zaten her kitabı açtığınızda en kalabalık soru çeşitinin dik üçgenlerde olduğunu göreceksiniz. Hangi kitabı açarsanız açın. Ben de burada çok detay verdim. Ee, ama verilmesi de gerekiyordu. Gençler böylelikle bu haftayı da bitirdik. Hadi bakalım şimdi ne yapıyorsunuz? Kitaptan ödevlerinizi ya da kitaplardan ödevlerinizi çözüyorsunuz. Hadi buyurun bakalım ödevlerinize. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki haftada görüşeceğiz. Bir sonraki haftada e, ne var? Açı ortay ve kenar ortay var galiba. Bir sonraki haftanın konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.